Merhaba sevgili Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar, 2023 yılının bu son ayı olan Aralık ayında gerçekleşecek olan yeni ayın size olan etkilerini buradan sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve hala YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve danışmanlıklarım hakkında da bilgi almak isterseniz hem Instagram hem de WhatsApp hattımdan asistanımla irtibata geçerek tüm danışmanlıklarım hakkında çok detaylı bilgi alabilirsiniz ve aynı zamanda hakkınızda merak ettiğiniz tek bir sorunuz dahi varsa astrohouses.com sitesinden gerçek astrologlar tarafından ve sizin kendi haritanız üzerinden çok detaylı bilgi ve sorularınıza çok net cevap alabilirsiniz. Ve tabii ki şimdi bir yeni yıla gireceğiz. 2024 yılında neler yaşayacağınıza dair bilgi alabilir, gökyüzü etkilerini çok rahatlıkla yönetebilirsiniz. Videomun hemen altında zaten tüm linkleri bıraktım. Oradan size uygun olan bölüme giriş yapabilirsiniz dedikten sonra hemen hiç vakit kaybetmeden yeni ayın etkilerini anlatmaya başlıyorum. Yay burcunda 13 Aralık'ta 20 derecede ve aynı zamanda Neptün gezegeniyle de sert bir kontağı bulunan bir yeni ay yaşayacağız. Şimdi bu yeni ayda tabii ki her zaman biliyorsunuz öncelikle yeni aylar başlangıçları gösterir. Bu yeni ayın etkisi de her zaman olduğu gibi 10 gün kadar etkili olacağını söylemek istiyorum. Yani biz Aralık'ın sonuna kadar bu yeni ayın etkisinde kalacağız tabii ki. Dediğim gibi bu yeni ayda öncelikle Mars yeni ayla kavuşum yapıyor. Neptün böyle yeni aya bir kare açı yapıyor. Bu yeni aya Jüpiter 135'lik bir açı yaparak eşlik ederken Uranüs de 150 derecelik bir açı yapıyor. Şimdi bunların hepsini size anlatacağım. Öncelikle bu yay burcundaki yeni ayda Mars'la kavuşuyor, birleşiyor dedim. Bunun net bir şekilde ifadesi şudur. Bize bu yeni ay cesur oluyor. Ve tabii ki burada Neptün'ün kare açı yapması yeni aya cesur ol ve büyük oyna. Aslında tamamen bu yeni ayın vurgusu bize bu olacak. Ve yani aslında bir nevi kaybetmeyi dahi göze alıyor bize gökyüzü. Kendine hata yapma izni ver. Yanlış da olsa en önemlisi de kimseyi asla dinleme. Bu konuda kimseye bir şey sorma. Özellikle istediğiniz parayla ilgili şeyler varsa bunu gökyüzü çok fazlasıyla destekliyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve Uranüs de bunun zaten kabul edileceğini gösteriyor. Yani bu yeni ay temasında biraz bizim cesur yüreği oynamamız gerekiyor. En azından bize belirli bir süre mutlu edecek, bizim kendimizi iyi hissettirecek bir zaman dilimini bize ifade ediyor. Hangi konuda ne isteğiniz varsa, ne arzunuz varsa o konuda çok cesurca hareket et. O cesaretin karşılığını alacaksın diyor. Şimdi bazılarınız bana şöyle içinizden geçirebilir. Cesur olmak da nedir? Benim sınırım ne olmalıdır? Ve talep edileceğin şey nasıl olabilir? Tabii ki talep edeceğiniz şeyler makul ama seni mutlu edecek seviyede olmalı. Şöyle anlatmam gerekirse, paradan yola çıkarsak, aldığın maaştan hiç memnun olmayabilirsin ama bir türlü bunu dillendiremiyorsun ve aynı işte çalışmaya devam ediyor olabilirsin. İşte bunu isteyerek verileceğini söylüyorum. Veya hoşlandığın kişiye açılamıyorsundur. Açıl, karşılığını alacaksın. Ya da uzun zamandır seyahat etmek istiyordun ya da hayalini kurduğun yüksek bütçeli bir eğitim vardı. Harekete geç, kabuldür diyor gökyüzü. Burada aslında cesaretle hareket eden bu yeni ayda kazanacak. Bu yeni ayın bana göre ez ve tek cümlesi iste verilecektir olacaktır. Şimdi bu yeni ay sizin 9. evinizde gerçekleşmekte sevgili koçlar. Özellikle tabii ki bu alan birazcık daha geniş bir alanı kapsıyor. Ama ilk önce akademik alanda mutlaka sizin fikirlerinizin artık çok net bir şekilde ortaya koymanız ve ne düşünüyorsanız bu konu ve bu alanda kendinizi ifade etmenizi bekleyen bir yeni aydan bahsediyorum. Tabii ki 9. ev konuları dediğim gibi oldukça geniş ama akademik alandaki tüm başvurularınızın kabul olacağı bir yeni ay bu. Ve sizin 9. evde de aynı zamanda yüksek öğrenim konularında işaret ettiği için burada gerçekten çok da başarılı olacağınızı
cesur davrandığınız zaman istediğiniz her şeyi elde edebileceğinizi, akademik kariyeri yapabileceğinizi gösteriyor. Yine bu alan bize yurt dışı imkanlarını da verir. Yurt dışı bağlantılı herhangi bir eğitimde alabilirsiniz sevgili koçlar. Tabii bu yine yurt dışına iş yapıyor olabilirsiniz veya iş yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili bağlantılar kurulabilir. Buralarla ilgili çok geniş ağlar yayılabilir. Çok büyük cesaretli adımlarınızı bu yeni ayda atabilirsiniz. Veya sosyal medya üzerinden ihracat yaptığınız konusuyla ilgili herhangi bir ürün getirmek istiyorsunuzdur, ithalat yapmak istiyorsunuzdur. Bununla ilgili gerçekten çok güzel bir başlangıç yapabilirsiniz sevgili koçlar. Bunları, bu ürünleri sosyal medya üzerinden veya internet üzerinden gayet rahatlıkla satabilirsiniz. Yine bu konuyla ilgili hakkınızı aramaya belki de hiç şimdiye kadar cesaret bile dahi edemediğiniz bir şekilde, aslında gidip müracaat bile etsem, yani sonuçta gene de bir şekilde belki ben bu davayı kazanamam bile dediğini düşündüğünüz bir davanız varsa o davayı da bu yeni ayda açabilirsiniz. Açtınız. Tüm bu davayla birlikte bu zaman içerisinde, bu zaman diliminde açtığınız davayla birlikte gerçekten hakkınızı da alacağınızı söylemek istiyorum. Öyle bir yeni ay, öyle bir yeni ay enerjisi. Çok uzun zamandan beri çok sıkışık zamanlardan geçtik ama burada gerçekten bizi cesaretlendiren, yüreklendiren ve aynı zamanda da destekleyen bir gökyüzü var. Yani korkusuzca adım attığımız yerde, cesaretle adım attığımız yerde bize ödüllerini verecek bir yeni aydan bahsediyorum sevgili koçlar. Burada tabii ki gökyüzü zaten bizi destekliyor, sizleri destekliyor. Özellikle Kuzey Ay düğümde zaten sizin burcunuzda. Zaten bu senenin tamamen ana konusu hepimiz için cesaretli ol. Bu yeni ayda da bu konuyu oldukça destekleyen bir yeni ay olduğunu tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum sevgili koçlar. Gerçekten büyük bir cesaretle bu dediğim konular üzerinden adım atabilirsiniz. Umarım gezegen hareketlerini yönetebileceğiniz bir yeni ay geçirmenizi sizlere temenni ediyorum.